Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan Temel Aga ne yapıyor? İyi ben ne olsun ya. Ulan sabah sabah ne işin var burada? Ya kahvaltı yaptım da. He. Evle şimdi çay içeyim, biraz da rahatsızım. Ne oldu? Ya buradan şeye doktora gideceğim, göz doktoruna. Ne doktoruna? Göz doktoruna gideceğim. Neyim var? Ya şimdi Tursun böyle nereye bakarsam bakayım her tarafı çift görüyorum. Ama o iyi bir şey Duda, değil mi? Nasıl yani? Ya her şeyden iki tane oluyor da öyle olmuyor. Ya yaprak ağabey şey, her tarafı çift görüyorum mesela. Ya şimdi abla sağa bakayım seni de çift görüyorum. Ben şimdi iki tane miyim? Ya. Sen şimdi ne yapacaksın doktor? Aldın mı randevuyu? Aldım da gideceğim. Ha. Ya bana bak. Ha. Sen şimdi doktora gideceksin bir de usta para mı vereceksin? Ne vereceğim ha? O işin kolayı var. Ne diyor? Madem çift görüyorsun piç gözünü kapa. Nasıl? İşler kesatlaştı ya. Kimse yalanızı şahit, yalanızı şahit. Selamünaleyküm. Aleykümselam, buyur hemşerim. Ya bak sana bir şey diyeceğim. Söyle. Ya sordum, soruşturdum da. Bana bir tane yalancı şahit lazım. Senin de ismini verdiler bana. Bu konuda uzman mısın sen yani? Yalancı şahit olarak. Sen ne iş yapıyorsun? Ya benim yaptığım işler oyan buyan işler yani. Yani polis molis değilsin herhalde. Ya yok. Bir tavan var da. O apagazet. Mevzu ne? Alacak verecek işi yani. Alacak verecek işi. He. O şerefsiz daha senin paranı ödemedi mi? Ya ödeyi de benim borcum var yani ha. Ve geçen hafta benim yanımda verdin onu. İnkar mı ediyor onu? Ya hakikaten bu konuda uzmanmışsın be. Sağ helal olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Temel amca orada oturuyordum ben de. Gördüm bir selam vereyim dedim. Gerçi yengenin cenazesine geldim. Başsağlığı diledim sana ama başım kalabalığıydı. Allah rahmet etsin. Yengem iyiydi yani. Allah razı olsun. Dostlar sağ olsun. Kardeşim benim. Yalnız benim dikkatimi çeken bir şey var Temel amca. Ben İstanbul'lardaydım. Bundan 10 sene önce... Yengenin ben gene bir öldü haberini duymuştum. O neyin nesiydi? He. Ya şimdi bundan 10 sene önce de yengem vefat etmişti evet. Yanlış işte mezarını kazdırdık işte caminin orada. He. Şeyi hazırladık yani evde tabuda mabuda işte koyduk. Gömeceksiniz yani. He, gömmeye getiriyoruz onu yani. Öyle neyse odada herkes tabuda girdi. Odada biraz tar böyle anladın mı? Tabut öyle sağa sola çarptı. Kapıdan çıkarırken kapılara vurdu tabut öyle. Tak dur kalk kut derken canım hanım canlandı. Nasıl yani o kapının köşelerine moşelerine vurdu diye yenge canlandı mı? Tabutun kapağını attı. Millet tabutu bıraktı yere. Doğru dışarı kaçtı. Hanım canlandı yani ha. Yapma ya. Tabii. Ondan sonra da 10 sene daha yaşadı. He ola, ondan sonra da 10 sene yaşadı ya. Peki sonra ne oldu? Sonra biz de anlamadık onu yani. Kalp krizi mi geçirdi? Nasıl öldü biz de anlamadık onu. Tekrar vefat etti 10 sene sonra yani. Birden öldü yani. He. Gene öyle kapının köşelerine moşelerine vursanız onu da. Olur mu öyle şey? Tekbiri almışım ya. Nasıl yani? Tabutu taşıyacağım dedim sakın ha dikkat edin. Sağa sola kapılara köşelere tabutu vurma. Başımıza bir daha iş almayalım yani. Ne dersin? Bana bak ulan. Ha bu ışık yandı. Görmesinler bizi he mi? Yok. O yanıp sönüyor. O sensörlü de herhalde. Ha. Bana bak. Yanına tornavida aldın mı? Kapıyı ne lan açacak? Ya bir kapıyı ne ona bir çıkalım. Şimdi salaklar zaten hep kapıyı açık bırakıyorlar. Emin. Hadi gel. Ses yapma yeter. Bir uğultu var ama. Yok o yukarıdan geldi. Z
zile basalım mı? Ula sen deli misin sen? Sen salaksın, zile de basabilirsin yani. Dur, hadi kapıyı bir zorla bakayım. Ula açıktı zaten. Emin? Ben sana demedim mi salaklar açık bırakmıştır onu diye. Yavaş konuş, yavaş. Ula ışık da yanıyor lan. Ama ses yok. Gel gel gel. Ana o da yanıp sönüyor ki. Temel parağına nasini alattık. Ula sus ula. Ula bu kameralar, elektronik eşyalara bak. Ula yavaş konuş, yavaş. Ula bu güvenlik kamerası olmaz. Ulan güvenlik kameraları yukarıda olur. Aşağıda güvenlik kamerası olur mu lan? Ula parayı buldum. Ula bir dakika dur bakayım. Ben gidiyorum. Ula nereye gidiyorsun? Eve. Ula biz abi ya hırsızlık yapmaya geldik, senin eve ne işin var? Ula orada da kameralar var bak. Ya boşver kameraları, onları sen toplarsın. Ben gidiyorum eve. Ulan ne yapacaksın eve? Eve ne işin var? Ya evden çıkarken kapıyı açık unuttum. Olsun, ne olacak? Ya şerefsizin biri içeri girerse? Ulan buralarda bizden başka şerefsiz var mı? He? Güzel. Bu kadar şeyde değil. Yukarı burası. Çıktığımız zaman... Burası yeterli. Şş, kapının önüne geldiğimiz zaman sen daha bağda ki... Tornavida... Tornavid... Ben de yoldayken söyledim. Tornavidalarını falan aldın mı yanına da? Kapıyı neyle atsın sen? Tornavidayı aldın mı? Kapıyı neyle atıyorduk? Ya ne tornavidası? İlk önce kapıya bir çıkalım. Salaklar çoğu kapısını açık bırakıyor. Emin? Ya yukarıda da ben salağım ya. Zile... Yok. Ben de diyeceğim zile basalım. Sen salak... Salak çıkmasan. Ya ben evden çıkarken kapıyı kapatmayı unuttum ya. Ne olacak yani kapatmayı unuttun? Ulan ya bir şerefsizin biri eve girerse? Ulan buralarda bizden başka şerefsiz var mı? He? Maşallah bu sene de mahsul güzel ha. Baksana misiller ne kadar büyüdü de. Şahane de misillerde misil var ha. Harika oldu. Sen bir de İbrahim abiye sor. Sabahtan akşama kadar adam uğraşıyor Leyla'yla. Evet, evet. Uğraşıyor. Lan nazar etmesin ki İbrahim misillerini şimdi. Ya bir senesi zaten çemizini kurutmuştuk şimdi. Misli... Ondan önceki sene de karamişine çıkmışsa, karamişini kurutmuş. Öyle dedim ya, İbrahim'e dedim ya, İbrahim dedim ya, karamişte karamiş var mı da? Dedim ha, yok dedi, iki sene dedi, karamiş görmedik dedi. sen ona çıktıktan sonra vermediler daha. En son o çıktıktan sonra daha vermedi. Ama bir kariplik var orada gibi ya. Şey yani, tam oluyor böyle üzüm salgını gibi, ondan sonra dökülüyor yani. Bir hastalık mı var, yaşlılık mı var ağaçta, ne var bilmiyorum ki. Herhalde kökleri yaşlandı. Tazelenmesi gerekiyor. Ondan da olur değil mi? Onun da bir zamanı var demek ki abi. Tabii. İlla işi. Bayağı beden olarak da kalındır o. Evet. Abi şimdi olan bir şeyler bir şey değil ki ya. Mahsul eskiden olurmuş, eskiden. Ya. Ben çocuğum, hatırlarım. Hani o yük taşımacılığı falan kervanlarla yapılırdı ya, deve kervanlarıyla. Eskiden. O bizim o bahçenin yanından da kervan yolu vardı yani. Kervanlar oradan geçerdi. Rahmetli babaannem de orada bir kabaklık yapmış. O senede orada bir kabak olmuş. Bildiğin gibi değil. Devenin bir tanesi... Kabağın bir tanesini dişlemiş. Arkadan gelen de dişlemiş derken kabağın üzerinde olmuş koca bir deluk. Allah Allah. Diğer develer içeri girmesin mi? Nasıl yani? Kervan girdi kabağın içine. Bütün kervan kabakta. Yahu kervancı adam dışarıda develerini arıyor. Bir türlü bulamamış. Bakmış ki kabağın üzerine büyük bir deluk var. O da girmiş içine. Kaybolmuşlar abi. Çıkış yolunu da daha sonra bulamamışlar. Oydu o kervan, öyle gitti kabağın içine. Yani o kervancı da kabağın içinde. Hepsi abi hepsi. Develer de onun içinde. Aynen öyle, kaybolmuş gitmişler abi, çıkış yolunu bulamamışlar. O gün bugün gidiyorlar yani. Aynen öyle. Kabağın içinde. O kadar büyük kabak olurmuş bizim oralarda. Vay be. Demek ki önceden öyleydi. Abi eskiden öyle. Ben hatırlarım ya. O kabağı ben sonradan gördüm de onun için değilim size ya. Ben işte bu mesleği bırakmadan önce tornacıydım ya. Tamam abi.
Ya elimden gelmeyen iş de yoktu yani. Ama senin yani işin abi zaten çok incelik işlerim. Biliyorsun da benim işlerim yani. Yani enjeksiyon işi dediğin zaman o hidrolik işi falan ben senin makinalarını görürdüm. Yani ya, fabrikam vardı da benim. Bir tane şey yaptım orada ben o dönemler. Bir traktör romoğu. Bu traktörlerin arkasında takılan romok yok mu? Tamam abi. Bir romok yaptım o. Dönemler yaptım hani işte. Ya o kadar büyük bir romok hesap et. Fabrika romoğun içine kaldı. Nasıl yani sen romorku yaptın? Evet. Fabrika romorkun içinde kaldı. Herhalde, herhalde. Tabii. Sonra ne yaptınız? Lan ne yapacağız dedik biz. Nasıl bu romoğun aldı fabrika kaldı içine? Dedik biz bu romokla tabi geniş bir araziye gidelim da fabrikayı böyle ne bileyim romoğu alttan çekerek fabrikayı oraya kurarız. Anlıyor musun? Neyse oradan öyle romoğu aldık. Çeke kaç tane çekici sayarak çekicilerin hepsi hesabı yok. O kadar çekici taktık o romoğa. Neyse geniş bir araziye getirdik. Romoğu o fabrikanın böyle altından sivirdik, aldık da fabrika yerleşti oraya, romok da çıktı oradan, anlamıyor musun? O kadar büyük romok yaptın, anlamadım onu ya. Ya İbrahim abi, bu var ya, hepten bizi saf yerine koymuş ha. Yani biz de salak gibi dinleyelim. Ya boş versen abi ya, o kadar büyük romok mu olur ya? Ulan niye olmasın o kadar büyük romok ya? Ulan o kabağı, o kervanla beraber neyle taşıyacaksın o yana bu yana? He? Kaç tane? Bir Mısır'da kaç tane var ya? Güzel de öldü Mısırlar ha. La göz etsin İbrahim abinin Mısırlarını adam sabahtan akşama kadar uleyle uğraşıyor. zaten adamın cevizini kurutmuşsun. De oradan çıkalım hadi. Hadi. Hazır mıyız? Nasıl? Derken, anlamadım yani. Ya şimdi büyük bir kabak yok mu? He. Devenin bir tanesi bir dişle diyor. Ebiri geldi bir daha dişledi. Ebiri derken devenin ön tarafına büyük bir delik açıldı. Kabağın abi. Biz deli uçumu açtık. Sen bal kabağından bahsediyorsun değil mi abi? Ya kabak işte canım Allah Allah. Kabağı tamamlasak balini malini sonra bu koyacak o. Sonra deveye telik attı. Deve ben tarafını neydi? Ha devam. Nereden başlayalım şimdi? Dedik ya. Alaya bir tekrar sordu. Şimdi tutturabilirsin. Sen şeyden al abi. Anne, babaannem kabak diyeceğim. En başa mı dönüyor? En baştan al abi sen. Boş ver. Yok kardeşim. Niye olmasın ki? Senin o anneannenin o çıktığı kabak. O kervanıyla birlikte. Ya şimdi bir dakika. Senin şeye o kadar geleyim. Şey, romuğun altından alalım. Fabrikayı. Al. Tamam. Alıyoruz buradan. Gel. Sayın Başkanım beni emretmişsiniz. Sayın Müdürüm hoş geldin ya. Hoş bulduk. Başkanım uzun zamandır da görüşememiştik yani. Bir vesileyle de buyurun. Bir de utanmayasın değil mi? Ulan ben seni işe aldım. Seni mezarlıklar müdürü yaptım. Bir daha referans oldum sana yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun efendim. Ben de bunun farkındayım yani. Ula her Allah'ın günü şu kapıya 50 kişi geliyor, senden şikayetçi oluyor. Benden mi? Herhalde. Efendim, yani beni oraya siz aldınız diye ben o kadar titiz davranıyorum. Yani o kadar dikkat ederim ki yani kimsenin şikayet etmesi mümkün değil. Bunda bir yanlışlık var. Lan onun için mi her gün abiye 50 kişi kapıya geliyor, senden şikayetçi oluyor? He? Ya benim bir yanlışım olmaz ki kimseye ya. Benden niye şikayet edeyler? Ulan
Herif gelip deyince ya sen sonra tabudi böyle aynı çuval gibi kaldırıp mezara adaymışsın. Ya yok efendim öyle bir şey olabilir mi ya? Ya şimdi bak hava yağmurlu olduğu zaman veya işte kazdığımız yerde biraz böyle nemli olur, su çıkar bilmem ne olur. Nadiren de olsa biz mesela tabutla gömeriz. Diğer zaman zaten içinden çıkartıp gömerik onu böyle nazikçe koyuruk onu oraya. Yani ama toprak nemli olduğu zaman tabutla indirdiğimiz zaman tamam biraz belki sağa sola vuruyordur ama yani öyle dedikleri gibi yani çuval muval öyle bir şey yok yani. Ya yani şimdi adamlar yalan konuşuyorlar ya. Sen şimdi tabutu böyle çuval gibi atlayasın. Ya neyse tamam. Ya bu millet var ya, ya benim mudurluğumu da çekemeyle yani biraz da ondan kaynaklanıyor yani. Ben ne alakası var? Neyse tamam. Onu geçelim. Tamam. Peki bu fasulye sırığı gibi böyle dik kömdüğün adamlara ne diyecek ha böyle? Kafalarının üzerinde kömüyorsun adamlara böyle digine digine. Nasıl gömeymişim? Fasulye sırığı gibi ha böyle adamları digine kömüyorsun böyle kafa üstü. Şerefsizim. Çıksın bir tanesi desin ki ha bu adam beni dik gömdü bugün istifa edeceğim. Nasıl? Fasulye sırığı gibi böyle tip diyorsun adamları. Ne cenaze mi? Tip kömüyorsun. Biz kayıtta değiliz değil mi? Ha, yok yok. O, hadi onu geçtik tamam. Ha, tamam. Bir daha böyle fasulye sırığı gibi adamları tip kömüyorsun. O ne diyeceğim? Nasıl? Adamları ha böyle dik kömüyorsun, dik baş üstü. Size ha burada şerefim üzerine yemin ederim. Bir tanesi kalksın desin ki ha bu adam beni dik gömdü, ben ha burada istifa edeceğim. Hemen istifa edeceğim. Nasıl? Kalkma olasın takip edeceğim. Bir özete. O dik, böyle bana bak o dik gömdü derim, orayı vurgula. Zamanın birinde bir köyde genç bir kızla genç bir uşak birbirine sevdalanıyla. Bunlar dağda, bayırda, çaylıkta, derede, nerede bulursa orada anca buluşabilirler. Gel zaman git zaman kız diyor ki ya aşkım değil. Hep böyle değil. Dağda, bayırda, derede mi buluşacağım diye ya. Hiç değil şehire inmedim değil. Çarşıyı bilmeyelim değil. Beni değil bir çarşıya götürsen. Gezdürsen. Uşak düşünüyor cepte 5 kuruş para yok. Çarşıya gittiği zaman muhakkak bir masraf gerekecek yani. Ya diyor aşkım diyor. Hiç gerek yok diyor. Hava da soğuk zaten kış diyor. Yani şimdi çarşıya gitsek ne olacak? Kız diyor ya olur mu öyle bir şey diyor ya. Yani sonuçta sen benim yanımda olduğun zaman senin sıcaklığın yeter bana. Yani ben başka bir şey istemiyorum. İyi diyor. Aradan birkaç gün geçecek. Uşak tabii kızı götürüyor çarşıya. O sokak senin, bu sokak benim, o tuçan senin, bu tuçan benim, oradan geç, buradan geç. Kız diye ya diye, ben de hiç diye deniz kenarına gitmedim diye. Beni de bir de diyor deniz kenarına götürsen diyor, orada gezdirsen. Uşak diye olur. Deniz kenarına gideyle güzel bir parka, o yan bu yan biraz dolaşıyla. O sırada da bir tane kestaneci var orada. Kestane kebap yapıyor, közde kestane. Kız tam kestanecinin önünden geçerken öyle de bir güzel kokuya gitti. İçini çeke geçtikten sonra diyor aşkım diyor ne güzel koktu değil mi? Uşak düşünüyor. He aşkım diyor güzel koktu diyor. Gel ondan bir daha geçelim. Cepte 5 kuruş para yok. Uşak ne edecek? Ana bu lahanayı yakmayalım bu arada. Lahana da ağladı. Yürü kemik de var içinde ki kemik suyundan beraber
makinesi var. İş anma yakın. Patatesler de böyle var ya, nar gibi olmuş, nar gibi. Kışın köyde olduğun zaman kuzinanın üstünde lahana, altında patates. En büyük zevk bu. Bunları götüreyim içeriye.